Rüstem'le meselenizi hallettiniz. Bir sıkıntı yok, öyle değil mi? Ciddi bir şey değil zaten. Âlâ. Fatma Sultan'dan uzak dur. Sıklıkla görüştüğünüzü işittim. Ara sıra sohbet ediyoruz sadece. Onunla ne konuşuyorsunuz çok merak ediyorum. Mühim bir şey değil. Ben aslında size başka bir şey söyleyecektim. Cihangir'in vaziyeti beni düşündürüyor valide. Yaşı malum. Zannediyorum artık kendi haremini kurmasının vakti geldi. Nereden çıktı bu? Kendi mi söyledi? Bir şey söylemesine ne lüzum var? Sancağı çıkmıyor. Sarayın duvarlar arasında kısılıp kaldı. Abilerinin derdi bitmiyor ki, sıra ona gelsin. İyi oldu söylediğin, ben bunu bir düşüneyim. Müsaadenizle ben hünkârımızı görüp geleyim. Neredesin sen Sümbül? Kayboldun yine. İşten güçten başımı kaldıramıyorum ki sultanım. Sultanım, az evvel Zal Mahmud Ağa'yı gördüm. Rüstem Paşa'mız ikindi vakti divanda olacakmış. Söylediğine göre hususi bir görüşmesi varmış. Kiminle? İsmini cismini bilmiyorum sultanım. Fakat her kimse Şehzade Mustafa yollamış dedi. Belli ki gizli bir görüşme. Kıyafetiniz ne renk olsun sultanım? Mavi. Daha önce beğendiğim kumaştan istiyorum. Çıkın dışarı. Rüstem, ne oluyor? Senin gizli odadan haberin var mıydı? Ne diyorsun sen, ne odası? Hürrem Sultanımızın divanı dinlemek için hususi hazırlattığı odadan bahsediyorum. Daha neler? Validem nasıl böyle bir işe kalkışır? Sen nasıl öğrendin? Fatma Sultan ifşa etti. Hünkârımız dahil herkes öğrendi. Mirim, bana doğruyu söyle. Hakikaten haberin yok muydu bundan? Neden yalan söyleyeyim Rüstem? Şimdi senden duyuyorum. Demek validem bu yüzden ortadan kayboluyordu. Zaman zaman onu arar bulamazdım. Kimse nerede olduğunu bilmezdi. Benim divanımı dinletiyorsa bunun bir tek nedeni vardır. Bana güvenmiyorlar. Validem sana olan itimadını ispatlamak zorunda değil. Bunu yapması gereken biri varsa o da sensin. Ayrıca gerek duymasaydı böyle bir işe kalkışmazdı. Hangi hazretleri? Validem yok mu? Rüstem'le görüşüyorlar. Anlaşılan sen de vaadi seçtmişsin. Geç otur şöyle. Validemiz böyle bir şey nasıl yapar? Aklım almıyor. İkimizin de ne ismi ne cismi ortada yokken validemiz bu sarayda kalma savaşı veriyordu. Onun ne yaşadığını ne çektiğini tahmin etmek çok güç. O bu saraya bir köle olarak geldi. Her şey kendi başına kazandı. Şimdi kimseye güvenmemesi gayet tabii. Doğru. Ancak validemiz işte bu yüzden. Yani kimseye itimat etmediği için kazandığı her şeyi kaybetmeye mahkum. Arzularının hırslarının kölesi olmuş. Bütün bunlar onun sonunu hazırlıyor ve o bunun farkında değil. Kes sesini Cihangir. Bir daha sakın ailenden biri hakkında böyle konuşma. Anladın mı beni?